size bu yılbaşı gecesinde, Kurban Bayramı'nın bu ilk gecesinde bütün mesajlarınız geçerli. Lütfen mesajlarınızı gönderin. Reklamlardan sonra görüşmek üzere. Popstar Alaturka'nın Kurban Bayramı ve Yeni Yıl özel programı devam ediyor. Biliyorsunuz bu akşam oy verebiliyorsunuz, oy gönderebiliyorsunuz ve sizlerin oyları çok çok önemli. Çünkü geçen haftanın, bu gecenin ve önümüzdeki final gecesinin oyları toplanacak ve Popstar Alaturka'nın birincisini sizlerin oylarıyla belirleyeceğiz. Bakalım sıradaki yarışmacımız kim? Evet, şimdi yanımda Hasret var. Hasret'le biz de yeni yılınızı şimdiden kutlamak istiyoruz. Hepinize sağlık getirir inşallah diyorum ben. Hasret, sen de bir şeyler söyleyecektin. Tüm Türkiye'nin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Yeni yıl herkese sağlık, sıhhat, mutluluk, huzur versin. En güzel günleri getirsin. En kötü günlerimiz geride, geçmişte kalsın. Yeni bir yıl mutluluklar, huzurlar getirsin diyorum. Diyorsun. Bir de aday numaranı söylüyorsun. 105 Hasret yazıp göndersinler. Sana başarılar dilerim Hasret'cim. Hasret bize sözü müziği anonim olan Keklik Gibi adlı eseri seslendirecek. Alkışlarınızla Hasret geliyor. Thank you.
Tebrikler Hasret. Evet. Peki. Bakalım jüri üyelerimize hemen dönüyoruz. Jüri üyelerinin gözleri de seyircilerde. Nereye bakıyorsunuz öyle? Seyircilere. Niye bakıyorsunuz? Ne yapıyorlar diye. Ne yapıyor onlar hiç? Ne yapıyorsunuz siz orada ya? Seyirciler. Herkes birbirine bakıyor şu an. Evet. Ben de birilerine bakayım. Peki. Tamam. Anlaşıldı. Evet Armağan'cığım. Ben. Evet. Bir şey sormak istiyorum. Bu gecenin repertuarını tamamıyla kendiniz mi belirlediniz? Ortak. Nasıl ortak? Ben de istedim. Hocalarım da destekledi. Öyle. Peki mesela sen yılbaşı gecesi ekranın karşısına geçsen, böyle bir türkü dinlemek ister misin? Ruh halime bağlı. Ben de tam bunu söylüyorum. Hani yılbaşı yani, yılbaşı. Yeni bir yıl, yeni bir umut, bir şey ve bir tane kız çıkmış böyle. Ya yani ister misin? Bak sor, bütün sahneye çıkan starlara sor. Günün anlam ve önemiyle ilgili bir repertuar belirlemezler mi? Hani öyle bir şeydir o. Bana bakma. Bülent Hanım'a sor, Ebru Hanım'a sor. Sor bakalım. Yılbaşı gecesi böyle bir şarkıyla çıkarlar mı? Bir sor bakalım. Sonrakiler de mi böyle? Sonrası okuyacakların da mı böyle? Yok. Hareketli mi onlar? Ama Bülent Hanım hep ne der? İlk tokat. İlk tokat. İlk öbürleriyle çıkıp arada bunu söyleyip sonra şey yapın. Yani ilk tokat önemli bir şey. Yılbaşı gecesi, hani öyle kurmuşum soframı, içkimi filan, bir tane kız çıkmış. Yani. Yılbaşı yahu, umut, yeni bir şey, yeni bir şans, yeni bir hayat, yeni bir şey, bir şey. Yani belki derdi olanlar falan vardır yani, hani mesela. Yani. Bülent Hanım hep bir şey söyler, ilk tokat çok önemli bir şeydir der. İlk tokat. Mesela burada çıkıp hepimizi eline alsaydı bence bundan sonra söyleyeceği üçüncü şarkının böyle olmasının bir önemi yoktu. Ama bir şey. Yani evet. Bence bu sıralamayı yapabilmek bile star aklını gösteriyor. Doğru. Peki devam ediyoruz. Kimle devam edelim? Ebru Hanım, Bülent Hanım hazırsınız galiba. Kıyafetini çok beğendim. Kıyafetini beğendim. Teşekkür ederim. Mor rengini çok severim. Evet. Sağ olun. Ve o drapeler de göğüs üzerinden gelip çapraz belde nihayet bulan o drapeler çok şık. Göğüsleri ufak olduğu için tabii güzel durmuş. Büyük göğüste o iyi durmaz. Taşar, atar kendini ama onda iyi durdu. Efendim, aksesuarları güzel. Ayağına benim baktım. Drapeler de var. Ben kaldırdım drapeleri. Seninle benimki olmaz tabii. Hemen pırtlayıverir. Olmaz. Ben durmadan böyle yapıyorum. Ondan yapıyorsun. Hayır, benim de drapeleri var ya. O yüzden kaldırayım dedim pırtlamasınlar. Yok yok sen olmaz. Onların içinde duruyor. Ben gördüm fevkalade. Şimdi... Uzmandır Bülent Hanım biliyorsunuz. Bunun uzman olduğunu... Kör müyüm ayol göğümü avuç içi kadar bir şey bundaki. O bizle bir mi? Ben hiçbir yorum yapmak istemiyorum. Ne demek yapmıyormuşsunuz? Hiçbir yorum ama yapamam. Ama siz de hiçbir şeyden anlamıyorsunuz Sayın Erkır yani. Bu canım nasıl... özel hayatında anlıyorumdur evet. Belki şimdi bu canlı yayınlar falan. Ama ne olacak canım hep biz bizeyiz Allah aşkınıza. Biz bizeyiz. Bunun nesi kötü ki yani? Hiçbir şey söylemiyorum. Söylemeyeyim ben söylüyorum. Buyurun siz söyleyin. Kızım göğüslerin küçük o güzel durdu. Drapelerin fevkalade, mor çok güzel, bu nedir, aksesuarların çok güzel, topuzun güzel, her şeyin çok güzel. Teşekkür ederim. En önemlisi eseri çok duyarak okudun. Birinci batutada biraz geç girdin, bir unuttun galiba, unutuyordun az kalsın o sözlerim, değil mi? Böyle bir enayilik oluyordu gibi, sonra hemen şeye girdin sözlerine. Bana bakma canım. Yok, sözleri unutmadım da. Demek öyle. Ama bir girişte sanki bir sekizlik alarak girdin. Tam o evet. Onu aldın. Tabii. Fakat o kadar düzgün okudun ki
O esi, o sekizlik esi hiç duymadık bile veya unutturdu bize. Çok çok güzel okudun. Hakikaten söyledim. Ne güzel. Teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkür ediyoruz. Orhan Bey. Hasret her zamanki gibi bu güzel türküyü de güzel okudu. Hasret'in kendine has yorumu var. Evet. Ve şu anda Hasret başlangıçtan bu zamana kadar bir hayli değişim gösterdi diye düşünüyorum. Olumlu bir şekilde. Gelişim kıyafet var. Gerçekten çok yakışmış. Tebrik ederim. Sizlerin sayesinde. Berhudar ol. Teşekkür ederim. Sağ olun Orhan Gencebay. Ebru Hanım. Ben ona hep söylüyorum su gibi. Çok da güzel ama gripsin galiba değil mi? Öksürükler, tüksürükler var bir şeyler. Grip değil de üşütmüşüm. Grip değil de üşütmüşüm. Ne oldu şimdi? Ne değişti? Geçmiş 10 olsun. 10 haftadır hasta o. He? 10 haftadır hasta. Ama o kadar zayıf ki nasıl hasta olmasın ayol? Geldiğinden beri hasta. Ben de eskiden hep hastaydım. Hiç düzelemezdim yani. Hiç geldiğinden biraz beri hasta. Biraz kiralınca toparlarsın. Arkada doktor geliyor, hasta şarkılar, çıkıyor, şarkı da olağanüstü güzeldi. Evet, çok güzel okudu. Aslında tabii biz onun gibi olabilmek için paralar veriyoruz. Gidiyoruz, geliyoruz, çektiriyoruz. Bir saniye. Yaşın kaç? Yaşın kaç? Ama 17. 17, 17. Gelsin bir bakayım 32, o zaman konuşuruz. Ben 32'yim işte. Ameliyattan sonra verdiler serumları, verdiler. Şiştim, oldum davul gibi. Şimdi verdim işte. Estağfurullah, ne münasip. Tabii tabii. Bir ara çok fena kilo almıştım. Hiç hayatımda görmediğim kadar kiloluydum. Hayır, şimdi gene iyiyim. Şimdi fena kumru balığı gibisin. Olur mu öyle şey? Fırtlamasınlar diye şunları şöyle kapatayım. Bir şey mi söyleyeceksiniz? Ben yok, kendi kendime konuşuyorum. Işıkları biraz karartalım mı? Neden? Sizi yalnız böyle hani bir ben şeyler... Ben kendi başıma. Evet. Ha, ben yok, ben istediğim vakit söylerim size. Peki tamam, o zaman tamam. Anlarız o zaman. Şimdi hemen bize aday numaranı hatırlatıyorsun. 105. 105. Hasret'in aday numarası. Eğer Hasret'i destekliyorsanız cep telefonlarınıza 105 yazıyorsunuz. Bize gönderiyorsunuz. Oylarınız çok çok önemli, biliyorsunuz. Geçen haftanın, bu gecenin ve önümüzdeki haftanın finalin oyları toplanacak. En çok oy alan birinci olacak. Hasret'i alkışlıyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Size bakıyorum Ebru Hanım. Beğendiğiniz için değil mi? Tabii ki. Ben de baktım aynaya. Fena bir kadın değilim hani. Kesinlikle. İyi makyaj yapmışım. Saç da iyi. Hadi elbise de güzel. Ben de dedim, ben de hoşum dedim bugün yani. Ne yalan söyleyeyim. Chanel. Akşam yatarken şöyle bir şey dedim. Dedim ki yarın kalkayım güzel olmayayım dedim. Ama lanet olsun İmkanı sabah kalktım gene güzelim. İmkanı ne yapabilirim? Var mı? Ama... Ne yapabilirim ya? Yani. Ama siz sadece böyle fizik olarak güzel değilsiniz. Bir de Allah vergisi, öyle bir ses var ki. Zaten ondan alıyor. Başka türlü bir şey olmaz ki benden. Ne olur yani. Bak, bilmiyorum. Çok bir güzel alkış, kadın var. Bana lazım alkış. Değil. Ebru Gündeş geliyor. Alkışlarınız Ebru Gündeş için.